Herkese yeniden merhabalar. CS serimize tekrardan dönelim istedim. Belli ki başka seriler fazla izlenmiyor ve sevilmiyor. Her neyse. Bu arada şu ekranın sağ altındaki o turuncu kutunun problemini de çözdüm artık. Orada bir turuncu kutu gözükmeyecek. Her neyse bugünkü videonun konusu Dustlink haritasının mantığı hakkında olacak. Bu tüm haritalar için gelecek. Nuke ve Vertigo hariç. Eğer çok isterseniz Nuke'ü de yapabilirim. Vertigo'yu da yapabilirim ama hani onları da yaparsam artık ne kadar iyi olur, ne kadar kötü olur bilmiyorum. Çünkü o iki haritaya çok hakim değilim. Şimdi bu serimizde size nelerden bahsedeceğim? Onlardan kısaca sizlere bir iki şey söyleyeyim. Şimdi bu Dust 2'de olay sadece long çık koş al sayda bomba kur mu yoksa daha farklı şeyler var mı? Şimdi onlardan bahsedeyim. Bu biraz nasıl diyeyim size üst düzey oyuncuları biraz da aslında ilgilendiren bir video. Hemen başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere zaten iki site var. Teröristler ya A'ya ya B'ye gitmeye çalışır her zaman. İşte A'ya gitmek istedikleri zaman long'a flash atarlar. Öndeki adam çıkar entry dener vesaire vesaire. Şimdi burada CT'lerin yapması gereken, CT'ler için konuşuyorum tamamen. Adamlar long'a geldi. Siz long'da çatıştınız, öldünüz. Bir sonraki el echo'ya düştünüz. Adamlar geldi yine sonraki silah roundunuzda. Yine geldiler, yine öldünüz. Baktınız ki long'u hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Yani burada taktikler denediniz. Bu taktiklerden bahsetmeyeceğim size. İşte 4 kişi long başladınız, alamadınız. Ne bileyim, AWP çektiniz, buradan pikletmeye çalıştınız, alamadınız vesaire. Geç flash pick attınız. Hiçbir şekilde alamadınız. Şimdi CT olarak yapmanız gereken şey şu. Long'daki adamlar burada zaman kaybederken sizin burada mesela 3A oynuyorsanız 2 kişiyi şorta boostlamanız lazım. Bunu yaparken de bu şorta boostladıktan sonra bu adamın gelip şuradan bir şöyle smoke atması güzel olur. Niye diyeceksiniz? Şurada bir smoke olması burada T'lere kafa karıştırma olayına sebep olur. Yani kafaları karışır buradaki T'lerin. Hani kafa karışmasından da kastım şu değil yani. Ha adamlar buraya smoke attı. Tamam longdalar. Hadi B'ye dönelim değil. Tamam. İnandım ya tamam. Burada smoke var. Flash pick gelebilir. Buradan adam çıkabilir. Hani olabildiğince zaman kazanmak. Buradaki iki oyuncunun short'u alması için. Bu iki boost oyuncusu da işte short'a boostlanan oyuncu da short'a böyle gelip işte top mid'e böyle piklemeyecek. Yani burada isterse lower'a boost yapabilir iki kişi işte. Buradan AWP ile keser vesaire. Ya da burada bir setup kurarlar. Yani ne bileyim bir oyuncu bu aşağıda durur. Bir tanesi burada durur. Ne bileyim birbirlerine flash tutarlar şuradan. Şu şekil flashlar var yani. Şu şekil flashlar atarlar vesaire. Ama yani orası size kalmış. Şundan da bahsedeyim. Bu iki short oyuncusuna da bir kişinin midden destek olması lazım. Hani info olması lazım buradan işte top mid geliyor gelmiyor ne bileyim AWP olabilir flash tutabilir onlara vesaire. Yani burada söylemek istediğim şey iki short bir tane de mid oyuncusunun burada burayı lakap altına alması lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Genelde maçlarda gördüğüm şey şu. Long'u verdi CT tarafı. Ondan sonra geliyorlar. Buradan Xbox'a bir tane smoke atıyorlar. Ondan sonra bu Xbox smoke'uyla da gelip short'a alıyorlar hemen. Long ve short T'lerde olduğu zaman tamam mı? Buradaki adamlar isterse Cold Zero olsun, isterse Nick olsun. Kim olursa olsun buradaki adamın buradan kill çıkarması bile bir mucize yani öyle söyleyeyim. Direkt toast oluyor burada. Yani direkt alsaydı kaybedersin. Baktınız adamlar long çıkmıyor. Bu sefer top mid'e bayağı böyle haldır küldür koşuyorlar. Geldi buraya flash attı 2 kişi 3 kişi arkada T-base'e 2 tane AWP kesiyor. İşte sizin mid oyuncunuzun onları oynatmama gibi bir ihtimal yok. O zaman yapmanız gereken şey de hemen gidip long almanız olur. Yani çünkü T'ler aynı anda her yere basamazlar. Hani ya 2 kişi mid koşarlar ya 3 kişi long koşarlar. Hani bir şekilde bunu size belli ederler yani. O adamlar işte short koştuğunda da ha baktığınız adamlar short infosu var. Hemen gelir işte buradan takım arkadaşımız bir tane flash atar longa. Ondan sonra buradan da birkaç kişi gelirsiniz, piklersiniz, çatışırsınız, ölürsünüz veya öldürürsünüz. Şimdi bu adamlar hızlı split yaparsa mesela iki tane mid koşuyor, kalanlar da long'u flashlıyor. O zaman bir oyuncusunun yapması gereken buraya geldi. Burada adam böyle işte yanıcı atıp burada beklemeyecek. Gelecek gerekirse buraya bir tane flash çakacak. İşte ya da sağ tık atacak flash'ı. Gelecek tüneli temizleyecek. Ardından dikkatli bir şekilde T-Base'e çıkacak. T-Base'den adamları lurklemeye çalışacak. Yani burada olay
bir yerden alan kazanır kaybederken öbür taraftan alan kazanmaktır. Mesela Long'u kaybettiğiniz Short'u kazandınız. Ve aslında mid dolaylarını kazandınız. Yani adam sonradan gelip buradan mid to B'yi deneyemez. Çünkü hani Short'tan her an agresif yapabilirsiniz. Mid'de bir oyuncunuz var. Flash'larınız var. Yanıcılarınız var. Nade'leriniz var vesaire. Hani iki alan kazanmış oluyorsunuz. T'lerde de aynı şekil. Şimdi burasını böyle anlatmış olalım. T'lerin yani City'nin bir de B oyuncusundan bahsedeyim. B oyuncusunun gerekiyorsa B'yi oyun el başından el sonuna kadar yani bütün City side boyunca tek tutması gerekebilir. Bunun için sizin kendiniz çalışması gerek ama bir ufak bir şey gösterecek olursam, taktik gösterecek olursam benim yaptığım şey genelde round başı gelirim. Burayı yakarım. Ondan sonra şöyle bir tane öyle değil tabii. Şöyle de bir tane jump drop flash atarım. Ondan sonra bunun arkasında beklerim. Eğer T'ler buradan yanarak çıkmayı kabul ederlerse zaten iki mermi atıyorsun her birine. Tak 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 hepsi ölür. Ya da burayı smoklayacaklar böyle. Ve smoktan çıkmaya çalışacaklar. O zaman da gelip buradan smok arkası basarım. Ya en kötü iki kill çıkarmaya çalışırım buradan. Son olarak mid oyuncusundan bahsedelim. Genelde şu olay vardır. Her el ama her el burası smoklanır yani buradan. Yani bu her zaman doğru değildir. Nedenini söyleyeceğim. Buradaki midde oynayan AWP oyuncunuz bu sefer buradan piklemek zorunda kalır. Ve buradan pikleyeceği açı gerçekten zor arkadaşlar. Hani iyi bir AWP oyuncusu değilse buradan pikleyeceği açı zor. Ha, eğer kendini oyun bilgisine vesaire güveniyorsa böyle bekleyebilir. Ne bileyim veya smoke'tan çıkar şöyle bekleyebilir. Ama bu sırada da işte T oyuncuları diyorlar ki adamlar her el midi smoke diyor. Tamam o zaman ben suicide'dan atlıyorum short'a koşuyorum tamam mı? Adam bu esnada geliyor flashlar atıyor işte yanıcılar atıyor el bombası atıyor hani bu middeki oyuncuyu zora sokuyor. Hani sadece kör etmekle kalmayabilir. Hani buraya geldiğinde adamı kör yakalarsa bunu vurduktan sonra atlar direkt buraya. Atar bir tane buraya smoke. Al sana tertemiz mütübi. Bir oyuncusu tek başına yani. En az 3-4 tane adamla savaşmak zorunda ve iki alandan yine tost oluyor. Yani o yüzden burada bu mid oyuncusunun oyununu bu kadar baltalamamak için koordineli olarak mid'e smoke atıp atmamanız gerekiyor. Bunu da nasıl belirleyeceksiniz? Buradan geçerken atlayacaksınız. Diyeceksiniz ki adamlar T-base bakmıyor. Adamlar T-base bakmıyorsa zaten smoke harcamanıza hiç lüzum yok. Direkt geçersiniz. Bir kişi B'ye geçer, bir kişi burada kalır. Ama adamlar bakıyor. Adamlar bakıyorsa da işte şuraya attığınız smoke var ya işte şuraya düşen. Bunun arkasında bir boost var. Bu boost'u yapabilirsiniz şu şekil. Buradan T-base'i görebiliyorsunuz yani. Buradaki AWP'yi vurmayı deneyebilirsiniz. Veya buradaki AWP işte bayağı güveniyorsa kendine gelir buradan. Buraları kesmeye çalışır. Veya en kötü gelir şuradan bu şekil buradan oynamaya çalışır yani anladınız mı? Bütün olay burada hani middeki infoyu kesmemeniz. Çünkü buraya smoke geldi, adamlar 3 long koşuyor. Buradaki middeki oyuncu böyle çok pasif oynarsa, bu adam buradan koşa koşa short gelse, sizin oyuncularınız long alana kadar adam short'tan çıkar, en kötü birinizi vurur. En kötü yani en iyi ihtimal bir adam kaybedersiniz. O yüzden mid oyuncusunun da böyle dikkatli olması gerekiyor. Şimdi gelelim CT tarafı entry alınca ne yapar? Şimdi mesela oldu da long'u aldınız. Hatta bir entry ile aldınız. Bir kişi öldü T'lerden kalanlar giremedi. 3 kişi A'da kalmanızın hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok. Bir kişiyi hemen buraya bir tane smoke olan adam long'a smoke atacak. Bu long'daki adamı bir smoke, bir flash neyse bırakacak bu adamı. Ondan sonra dönecek. Side'de bir tane oyuncu olacak. Rampa tarafında veya araba tarafında. Bu adam da short'a bakacak. Son adam da mid'deki oyuncuya yardıma gitmesi gerekiyor. Çünkü bu adamlar mid to B'de işte şu iki smoke var. Bir tanesi şuradan atılan mid to B smoke. Diğeri de şu smoke sanırım. Bu iki smoke attıkları zaman bakın mid'de her yer kapanıyor. CT olarak bak. Tek pikleyebileceğiniz alan şurası artık yani sadece buradan görebiliyorsunuz. Hani şu kutunun üstüne çıkıp window'u da göremiyorsunuz. O yüzden buradaki adamın mid oyuncusuna backup atması gerekiyor. Demek istediğim hani 3A olarak beklemeyin. Hani eğer infonuz yoksa vesaireyse. Hani ezber oyun yapmanızı söylemiyorum ben size. Sadece diyorum ki eğer buradan enter aldınız veya almadınız o da çok mühim değil. Long'u alabildiyseniz long'u bir tane adama salın. Baktığınız hani mid'de de hiç ses yok, B'de de hiç ses yok vesaire. Adamların short oynayacağına inandığınız zaman o zaman gelirsiniz. İki kişi site oynarsınız. Bir tanesi arabada oynar ya da şu köşede oynar vesaire. Hani her türlü yine avantaja girersiniz. Ama söylemek istediğim öyle durumlarda mid'deki arkadaşlarınızı ve B'deki oyuncuyu tek bırakmamanız. Çünkü buradaki adamlar
bazen hani vuramadan burada ölebiliyorlar. Hani profesyonel takımdakiler dahi. Hani öyle bir durum olduğunda direkt yani round gitti. Hani 3 3 vs 3 olsa bile yani B'deki retake inanılmaz zordur gerçekten. Onun haricinde şu olaylar var tabii. B oyuncusunun kullanacağı nade'ler var. B oyuncusu işte burada geldi yaktı sonra flash'ını kullandı dedim ya. Smoke'u olabildiğince saklaması gerekiyor. Bu nade'i de infosuz atmaması gerekiyor. Yani adam görmedi öyle rastgele buraya sallamaması gerekiyor. Neden? Bu smoke'la bu nade retake için önemli bir faktör olabilir. Yani short'tan retake'e geldin. Side'de bir oyuncu vardır şansına. Bu nade'i şuradan atarsın. Adam bu nade'e düşer. Yani anladın mı? Avantajlı pozisyona geçersin. Veya 1v1'dir. Adam pitti AWP'dir. Gelir smoklarsın bombayı. Zap buradan basarsın yani bombaya. Evet çok güzel. Oyun dondu. Heh. B oyuncusunun olayı odur. Long'da kalan oyuncu da buradaki oyuncu da flash'ini harcamaması gerekir. Çünkü rampadaki oyuncuya arkasına flash atabiliyor olması lazım. Burada short'tan bastıkları zaman. Bu flash çok güçlü. Hani bu flash düştüğü an tık yani buradaki adam çıkar. En az bir kill veya iki kill alıp saklanmaya çalışır veya ölür. Yani her türlü retake'i şey yapar. Açık kapı bırakır. Şimdi buradaki oyunlardan bahsettik. B oyuncusunun mentalitesinden bahsettik. Ha bu arada yeri geldiğinde de şey yapabilirsiniz. Hani bunu FaZe Clan özellikle çok yapıyor. Brokey ile Coldzera geliyor. İşte Brokey geliyor buradan scope açıyor. Coldzera da geliyor buradan M4'le tutuyor. Hani böyle agresif tutuyorlar ve bazen ilerliyorlar böyle tüneli alıyorlar. Hani bu tarz şeyler denemekten de çekinmeyin. Yani bu deneme oyunu arkadaşlar. Hani %100 safe kimse oynayamaz bu oyunu haberiniz olsun. Şimdi T'lere gelelim. T'lerde olay yine kısmen aynı ama biraz daha değişkenlik var. Şimdi sizin long'a veya short'a çıkmanızda önemli bir faktör var. Siz burada entry'yi verdiğiniz an veya giremediğiniz an adamlar hem long'u hem short'u alabilirler bu. O yüzden biraz risk. Hani o yüzden long'a gireceğiniz zaman çok iyi çalışmanız lazım. Long'a girdiğiniz zaman oyunu soğutun. Yani gerekirse şuraya bir smoke atın. Tamam mı? Buradan pit atlayın. Veya ne bileyim şöyle flashlar atın. Ondan sonra pit atlayın. AWP öncünüzü pit atlatın. Site'i kestirin. Hani entry denetin adama. Yani hemen long aldık hemen koşacağız diye bir şey yok. Harita kontrolünü sağlamanız lazım biraz. İşte long aldıktan sonra bir AWP öncüsü en iyi ihtimal 5 kişiyseniz bir AWP öncüsünü pite atıp kalan oyuncular gelir buradan güçlü bir smoke'unu atar. 3 kişi veya 2 kişi artık her neyse. Gelirsiniz short'a oynarsınız buradan. İşte flashlar vesaire. Gelirsiniz short'u da almaya çalışırsınız ki round garanti olsun. Hani baktınız bunlar olmuyor. Bir kişiyi lurk'e bırakırsınız. Ya top mid'de şu açı bu arada çok güçlüdür. Şuradan short'u keser. Veya lower'dan rotasyonda bir iki kişiyi yakalamayı dener. Kalan kişiler de işte buradan işte cross smoke'larını atarlar. Biri yakın biri uzak. Bir kişi herkes geçerken bir tane şöyle flash atar. İşte yukarıdan bir tane flash atarlar. Tam böyle girmeye yakın. Bunlar da güçlü flash smoke'lardır. Birisi de işte burayı kapatır. Hani bu şekilde oynarsınız. Baktığınız long'u CT'ler güzel tutuyor. Giremiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey hemen B tünelin, lower'ın ve en azından top mid'in kontrolünü almak. Bu size iki tane avantaj sağlıyor. Bir, short'a oynayabilirsiniz. İkincisi de mid kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bunu da işte gelirsiniz. Buradan molotoflar atarsınız. İşte sol tarafı yakarsın, sağ tarafı yakarsın. Yani short'a flash pickler denersin. Hani bu tarz şeyler deneyerek burada iki alan birden almaya çalışabilirsiniz. Çünkü long gitti. Veya en kötü ihtimal long'a geç bir oyun denersiniz. Hani işte buradan işte flash var şu şekilde. Atarsınız buradan flash'ı. Yakında adam varsa onu kör edersiniz. İşte başka birisi de şuradan bir flash atar vesaire vesaire. Ama burada da T'lerin olayı tamamen kaybettiği alanı başka yerden telafi etmektir. Şimdi oldu da işte bir yerde herhangi bir yerde fark etmez bir enter aldınız. Şimdi yapmanız gereken şey çok güzel burada. Çünkü CT'ler enter verdiği an her yeri kontrol edemeyecekler. Yani bir yerden ne derler? Bir yerden açık vermek zorunda kalacaklar. Yani o açık ya long'da olacak, ya mid'de olacak, ya A site'de olacak, bir yerde olacak. Ama size en güçlü tavsiyem ve en mantıklı olan şey de şudur genelde. CT'ler 4 kişi kaldığında, entry verdiğinde bir kişi mutlaka B kalır, bir kişi ya mid kalır ya CT kalır, bir kişi long'la A oynar. O yüzden hani entry aldığınız zaman mid to B veya B side'a doğru oyun denemeniz gerçekten eli
büyük ihtimalle size kazandırır. Ama bunu da tek taraflı yapmayacaksınız. Hem Mid2B'den hem de B'den basmanız gerekiyor. Entry aldığında da T'ler böyle davranması gerekiyor. Onun haricinde işte genelde şeyleri anlattım, hani genel hatlarıyla olayı. Ya bundan sonrası tamamen sizlere kalıyor. Hani işte gösterdiğim flash'tır, smoke'tur vesaire, onları da kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz şey de çekebilirim. Hani bu execute'larda kullanılan flash'lardır, smoke'lardır. Hani işte şuradan gelirsin, şuraya şu şekil cross koyup bu kapıyı smoke'lar. Ondan sonra ne bileyim başka yerlerden flash'lar atarsınız vesaire. Hani bu tarz şeyleri de gösterebilirim. Mayer'in kanalını takip ediyorsanız, o YouTube'da bir kanal açtı. Hani onun da çok güzel videoları var. Bu şeydeki Dust 2'deki flashlar, smoke'lar vesaire üzerine. Nasıldı, böyle bir flash atıyordu buraya. Garip bir flash vardı. Yani bu tarz şeylerde izleyip oyunlarınızı geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Soru, görüş önerilerinizi her zamanki gibi işte yorumlar kısmında belirtin. Şurası eksik, şurası hatalı olmuş dediğiniz yerleri de lütfen belirtin. Ki ben de bir sonraki videolarımda bunların eksiklerini size yansıtmamaya çalışayım. Veya varsa da bu videonun yorumlar kısmında eksiklerimi düzeltmeye çalışayım. Videoya biraz çorba oldu ama hani düzenlemeden atarım büyük ihtimal. Sadece olayın mantığını anlamaya çalışın. Videoyu işte durdurarak da izleyebilirsiniz. Keyfinize kalmış. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Yeni seriler ve yeni videolarla daha karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Herkes sağlıklı kalsın. Herkese iyi günler diliyorum.